Değerli dostlar, Tarihten Notlar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bir müddet geçirdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı karşı karşıya gelemedik ama yeni bölümlerimizle bundan sonraki süreçte karşınızda olacağız. Kıymetli dostlar, geçtiğimiz içerisinde bulunduğumuz hafta Cumhuriyet Haftası. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz. Türk devletleri içerisinde 100 yaşını görmeyen devlet sayısı çok fazla. 100 yaşını geçen ve imparatorluk seviyesine çıkan 16 büyük imparatorluğumuz var. Bazı ileri ufaklı devletlerimiz de 100 yaşını geçmiş. Aslında Türk devletleri bir bütün, Nihal Atsız'ın ifadesiyle, Hüseyin Nihal Atsız'ın ifadesiyle. Yani Hunlulardan CMP'lere, CMP'lerden Aparlara, Aparlardan Göktürklere, Göktürklerden Uygurlara, Uygur'dan Karahanlı'ya, Gazneli'ye, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve akabinde ardından sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne. İnsanlar maalesef ki milli eğitimin yanlış tarih anlatım politikasından dolayı zannediyorlar ki sanki farklı farklı milletlermişiz gibi, farklı farklı boylarmışız gibi değerlendiriyorlar. Oysa öyle değil. Hakikat farklı. Yani ne Osmanlı Selçuklu'ya düşman, ne Selçuklu Karahanlı'ya, birbirinin devamı. Sanki birini ortadan kaldırmış da yerine yeni bir devlet koymuş durumu söz konusu değil. Selçuklu'yu yıkıldığı tarihte onu batıda uç bölgesinde kuran Osmanlı bir Selçuklu'ydu. Nasıl ki Mustafa Kemal Paşa Osmanlı Devleti'nin en gözde subaylarından biri nasılsa aynı şey Ertuğrul Gazi, Osman Gazi için de geçerliydi. Onlar da Selçuklu'nun uçtaki en dirayetli güçlü adamlarıydı. Kıymetli dostlar, Türk'ün tarihi bir bütündür. Birlikte hareket eder. Türk'ün devlet aklı Metehan'dan günümüze 2300 yıllık bir devlet aklıdır. Bu devlet aklı, kusura bakmayın, bazen böyle de konuşmak lazım, kimine namaz kıldırır, kimine şarap içtirir. Ama öyle ya da böyle mevcudiyetini sürdürür. Biz de bu doğrultuda aslında son verdiğimiz Teşkilat-ı Mahsusa serimizin 4. kitabını Teşkilat-ı Mahsusa Cumhuriyet olarak yayınladık. 100. yıla özel hazırladık. İnşallah yakın zamanda matbaadan çıkacak ve kitapsever dostlarımıza hem yurt içinde hem yurt dışında imzalarını yapacağız. Bu araştırmalarımız şunu gösterdi. Toplum ikna ve algı hareketleriyle bölünüyor. Kimileri Cumhuriyet sevdalısı, kimileri şeriat taraftarı, kimileri bu durumun ikisinden de uzak, bambaşka hayaller içerisinde, bambaşka bir dünyada yaşıyor. Bazıları hem cumhuriyet hem şeriat diyor. Aslında milletin aklı karışık. İstenilen algı da bu. İkna nedir? Bir toplumu bile isteye, istenilen plan çerçevesinde ikna etmek. Ağır bedelleri olabilir. İşte Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Bizim gideceğimiz yol, hareket edeceğimiz alan ne olmalı? Hemen hemen her programda söylüyorum. Akıl ve bilim olmalı. Akıl ve bilimle hareket etmeyen insanlar, hamaset ve hakaret kültürüyle yol yürümek isteyenler er ya da geç hüsrana uğrayacaktır. Bakın şu masanın üzerinde. Rahmetli Yaşar Alparslan hocamın emeklerini görüyorsunuz. Hepsi birbirinden kıymetli, değerli eserler. Şu Şehrimaraş'ın 17. yüzyılda, 18. yüzyılda bilim ve sanat kenti olduğunu, aslında mantık, matematik, geometri alanında dahi insanların yetiştiğini, Osmanlı sultanlarına fıkıh alanında
hukuk alanında, İslam hukuk alanında danışmanlık yapan Saçaklızadelerin, Sümbülzadelerin, Şatırzadelerin ve dahi Piri Etterari Hazretlerinin ve daha birçok ilim erbabının yaşadığı şehir olduğunu ispat etti bu kaynaklarla. Öbür taraftan bir Karaca olan, işte Allah rahmet eylesin, o da hocamdan birkaç yıl önce vefat etmişti, Hacal Özturan, Köroğlu, Maraş Ağzı. Hangi bir kitaptan bahsedelim? Dulkadiroğlu Beyliği. Bilim, akıl ve bilim. Hamasetle, hakaretle değil. Bakın, İlyas Gökhan hocamla beraber onun destekleriyle çıkan İlyas Gökhan hocamın yazdığı yine Maraş tarihi. Düşünebiliyor musunuz? Olağanüstü kıymetli eserler. Bir başka eser Şeyh Ali Sezai Efendi'nin Cihat Risalesi. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Memleket Maraş, Fransız'a karşı 100 yıl önce, 104 yıl önce Sütçü İmam'ın sıktığı ilk kurşun akabinde, ardından Maraş'ta verilen o muazzam mücadele, o mücadelenin de bir İslami bir tarafı olmak zorunda. Yani yaptığınız savaşın da, cihadın da bir hukuk temeli olmak zorunda. Bugünkü Netanyahu denilen alçak gibi olamaz. Yahudi zihniyeti, Siyonist zihniyetle Filistin'de kardeşlerimizi katlediyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeksizin katlediyor. Ama 104 yıl önce Maraş'ta Fransızlar, Ermeniler ellerindeki son teknik silahla Türkiye Müslümana saldırdığında Şeyh Ali Sezai Efendi cihadın da bir ahlakının olduğunu o zor zamanlarda etrafına toplanmış olan kahraman Maraşlılara, o kahramanlara gösteriyor. Akıl ve bilim önemli. Birini biz yazdık, yine Cumhuriyet tarihinde kütüphane okuyan adam, Mükrimin Halil İnanç Bey, Maraş topraklarından çıkmış, Fransa National Bibliothek dahil olmak üzere Türkiye'nin en saygın kütüphanelerini okumuş. Yahu arkadaş, bu insanlar bir şeyin peşinde. Hamasetin peşinde değiller, hakaretin peşinde değiller. Bir başka Maraşlı, büyük Cumhuriyet döneminin teorisyenlerinden, fikir adamlarından Hasan Reşit Tankut, yine bu çatının altında bu kitaplar yayınlandı. Kıymetli dostlar, konuşacak o kadar çok şeyler var ki, akıl ve bilim bu şehirden uzaklaşmamalı, bu ülkeden uzaklaşmamalı. Çalışmalar yapılmalı. İstikamet, hak olan, doğru olanın arkasından gidebilmek. Bunu yaparken milli değerlerden ödün vermemek, manevi değerlerden ödün vermemek. Cumhuriyet'in 100. yılı, kutlamam diyor adam. Kutlama kardeşim. Cumhuriyet senin kafanda Kemalistlerin uydurduğu şekliyle duruyorsa bunu kutlama. Ama Cumhuriyet bu topraklarda Sütçü İmamların, Şahin Beylerin, Aslan Beylerin, Mustafa Kemal Paşa'nın, Kazım Karabekir Paşa'nın ve dahi birçok milli mücadele kahramanının bu topraklarda yok olmak üzere olan bir millete, Türk milletine hediyeleridir. Sen kutlamayabilirsin, sen kutlamıyorsun diye şehitlerin omuzları üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni yok sayamayız. Sizler kaybedeceksiniz. Ermeni dönmeleri kaybedecekler. Yahudi dönmeleri kaybedecekler. Neydi belirsiz, beyaz Türk diye kendilerini tanımlayan gruplar kaybedecekler. Kendilerini dindar gösterip, cemaat tarikat ehliymiş gibi gösterip ama kuyruklarından ya da yakalarından, boğazlarından İngiliz'e, Fransız'a, Alman'a, Amerikalı'ya uşak olmuş, Yahudilere uşak olmuş tarikat ve cemaat, yani güya Cumhuriyet düşmanlığı yapanlar, sizler de kaybedeceksiniz. Bu memleketin has evlatları hem Cumhuriyet'ini kutlayacak, hem Filistin'de verilen o mücadeleye gerekli desteği verecektir. Bu memleketin has evlatları camisine de sahip çıkmasını bilecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sahip çıkmasını bilecektir. 15 Temmuz'u hatırlayınız. Birçok yer vuruldu. Camilerde salalar okunarak insanların gönülleri dinç tutulurken bu milletin beyni kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi
hain yapılar tarafından uçak bombalarıyla vuruldu. Bu kadar mı gözlerinize perde iniyor? Bu coğrafyada dindar olman bir şey ifade etmiyor. Bu coğrafyada kemalist olman bir şey ifade etmiyor. Bu coğrafyada sosyalist olman bir şey ifade etmiyor. Bu coğrafyada faşist olman bir şey ifade etmez. Bu coğrafyada kardeşlik hukuku hakimdir. Bu uç örneklerle bu coğrafyaya dizayn edemezsiniz. Ben şeriat istiyorum. İstediğin yerde şeriat isteyebilirsin. Ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları dindar insanın dinini yaşamasına müsaade ettiği gibi dinen farklı kimlikte olup ama bu bayrak altında olmayı kabul eden insanlara da özgürce yaşama hakkı sağlar. Cumhuriyet insanları vatandaş yapmıştır. Köle olmaktan, mürit olmaktan çıkarmıştır. Padişahın veya bir şeyhin kölesi olmaktansa Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası çerçevesinde eşit vatandaşlık haklarıyla vatandaş olmayı bir statü olarak daha yüksekte buluyorum. Daha değerli görüyorum. Kul düzeni yıkılsın. Kula kulluk eden düzen yıkılsın. Kula kulluk eden düzen yıkılsın ki hakikat anlaşılsın. Gerçek İslam anlaşılsın. Şeyhin söylediği kadar iman, şeyhin bahsettiği kitaplar sadece okunabilir. Şeyhi rabuta etmek. Peki Allah Resulü'nü? Allah'ı düşünmek yasak mı? Sen şeyhi düşün, şeyh senin yerine Allah'ı düşünür. İlginç. İşte bu 100 yıllık sürecin son zamanlarda yaşadığımız en büyük sıkıntılarından bir tanesi iki yüzlü nankör insan tiplemesi. İki yüzlü. Kendince din savunuyor. Ama kendine göre. Filistin'e ağlar, Doğu Türkistan'da kafasını kuma gömer. Ya bu dindar kendince. Sevgili kardeşim, Müslüman Endonezya'da Müslümandır, Filistin'de de Müslümandır, Avrupa'nın ortasında da Müslümandır. Müslüman da kardeş, eğer Müslüman Müslümanın kardeşi ise birine ağlarken birine sırtını dönmez. Filistin'de İsrail mallarını boykot eden Müslüman kardeş, 15 dakikalığına camide Müslüman olmuş, sonrasında dışarıda şeriat naraları atıp her türlü hala ve dereveyi yapan Müslüman kardeş. Doğu Türkistan yabancınız mı? Ayıp. Öbür taraftan, bize ne Filistin'den diyen zevat? Filistin'den bize ne, öyle mi? Kudüs bizim. Ecdat mezarları orada. Dulkadiroğulları dahil olmak üzere Osmanlı Selçuklu döneminden kalma onlarca eser ayakta durmakta. Neydi belirsiz. Hayatında bir defa belki ülkelerinin bir defa bile hayallerinde Kudüs olmayanlar bile Kudüs'le ilgili plan yaparken bu coğrafyanın 100 yıl önce hakimi olan burada barışı huzuru tam 400 yıl sağlamış olan Türk'ün Filistin'den Kudüs'ten bir haber yaşaması düşünülebilir mi? İşte kıymetli dostlar. Sadece Arap kafasıyla düşünen, Arap milletinin, Arap fikriyatının altında ezilmiş, kimliğini yitirmiş, Türk olmakla beraber Türklüğünden bir haber mankurtlaşmış grup. Öbür tarafta kendisi Türk olmakla beraber Batı zihniyetinin uşağı olmuş. Ha birisi Suud'dan dinliyor, El Eser'den, Mısır'dan dinliyor, ha öbürü Harvard'dan dinliyor veya Yale Üniversitesi'nden dinliyor. Ne fark eder? Bu öz topraklarla ilgili bir kaygısı var mı? Manevi hassasiyetle ilgili bir kaygısı var mı? Bütün mesele bu. İşte yeni nesiller inşa edeceğiz. Cumhuriyetin ikinci asrına girdik. Cumhuriyetin ikinci asrında yeni fikirler üreteceğiz, yeni insanlar yetiştireceğiz. Nanoteknolojiden uzay sanayisine kadar. Uzayı bir sanayi olarak görmek zorundayız. NASA 2040'ta ayda ev yapımından bahsediyor. İnşaat izninin verileceğinden falan bahsediyor. Kimin yerini kime veriyorlarsa artık. İşte kıymetli dostlar, uzaya hakim olacağız. Denizlerde Cumhuriyet'in 100. yılında Türk donanması denizden geçiyordu böyle, Boğaz'dan.
hayranlıkla seyrettik. İnanın, belki bu cümlelerim çok abartı gelebilir size ama Osmanlı'nın son 300 yılı da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılıyla beraber 400 yılda şu an zirvedeyiz. Bu önemli. Böyle bir donanma gücüne sahip olmak dosta güven, düşmana korku verir. İHA SİHA üretmek veya Türkiye kolay lokma değildir dedirttirebiliyorsanız Ruslara ya da Amerikalılara, siz artık Türk devletinin, Türk asrının en önemli merhalelerini atlamış, şimdi destan yazma zamanına gelmişsiniz demektir. Bu destan eskiden topla, tüfekle, kılıçla yazılırdı. Şimdi bilimle, bilgiyle, kitapla, üniversitelerle olmakta, makalelerle olmakta, araştırmalarla olmakta, deneylerle olmakta, felsefe okumakla olmakta. İşte çocuklarımızı bu uğurda yetiştireceğiz. Savaşacak polisimiz çok, askerimiz çok ama fabrikalarda nanoteknolojiyi kullanarak olağanüstü işler yapacak, yapay zekayı kullanarak olağanüstü işler yapacak adamlara ihtiyacımız var. Okullarımızda müfredatlarımızı değiştireceğiz. Kendi içerisinde cumhuriyete söven, oysa cumhuriyetin kendine bu sövme hakkını cumhuriyetten aldığını bilmeyen cahil adamlar yetiştirmeyeceğiz. Adam, geçen bir yazar olduğunu söyleyen bir hanımefendi, cumhuriyet saçmalığına son verelim diyor. Hanımefendi, buradan size sesleniyoruz. Cumhuriyet saçmalığına son verin sözünü söyleyebilme hakkını cumhuriyetin kadınlara sağladığı haklar sayesinde elde ettiniz. Siz hiçbir dönemde, bugün Avrupa'da, modern olduğunu iddia eden Avrupa'da devletin rejimini ve devletin kurucusunu hedef alarak konuşmalar yapamazsınız. Sizi burnunuzdan yakalarlar, yerde sürterler. Size bu özgürlüğü sağlayan cumhuriyete ve cumhuriyet kadrolarına hakaret etme hakkını kendinizde buluyorsunuz. Bu hakkı cumhuriyetin o insan hakları, evrensel haklara na hoşlusunuz. Cumhuriyet sadece Mustafa Kemal demek değildir. Bir de böyle bir yanılgı var. Cumhuriyet bir erdemdir. Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet kazanmak demektir. Cumhuriyet ileri gitmek demektir. Mustafa Kemal hayranlığı üzerinden bir cumhuriyet algısı oluşturursanız toplumu kutuplaştırırsınız. Elbette Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk her türlü övgüyü ve saygıyı hak etmektedir. Ama sanki bütün meseleyi cumhuriyeti kutlayınca insanlar Kemalist olurmuş algısına da götürmemek gerekir. Kemalizm başka bir şeydir. Mustafa Kemal Atatürk başka bir şeydir. Bunları ayrı ayrı değerlendirelim. Kıymetli dostlar. Değerli dostlar, Cumhuriyet'in 100. yılında bu Cumhuriyet'in ayağa kalkmasıyla ilgili, verdiği mücadeleyle ilgili herkese, başta şehitlerimizi, kurucu kadroyu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ben Cumhuriyet denince sadece savaşlar, siyasi olaylar olarak anılmak istemiyorum. Bunları hatırlamak istemiyorum. Elbette Cumhuriyet deyince benim aklıma Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Adnan Menderes, daha yakına geldiğimizde Başbuğ Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan veya Turgut Özal, daha yakına geldiğimizde işte bugün Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan veya işte Deniz Baykal, yani Türk siyasetine yön vermiş kimlikler, bir şekilde vermeye devam eden isimler. Bunlar başka, siyasetin dışında. Mesela ben şöyle Cumhuriyet'te ne oldu diye baktığımda aklıma Naim Süleymanoğlu geliyor. Bulgaristan zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Sidney Olimpiyatları sırasında ve arda arda girdiği olimpiyat şampiyonasında üst üste 3 kez olimpiyat madalyası kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Bir adam diyorum çünkü öz kimliğini Türkiye'ye geldikten sonra Bulgaristan'da yapılan zulmü anlatarak ismini bile değiştirmeye çalışıldığını anlatan bir duruştan bahsediyoruz. Arkasından gelen Halil Mutlu elbette o da azımsanamayacak başarılar elde etti. Halter'de. Güreşte kimler yok ki? Ve yine Filelerin Sultanları son zamanda Cumhuriyet'in 100. yılında olağanüstü bir başarı. Hem milletler şampiyonası olacaksınız hem Avrupa şampiyonu olacaksınız. Galatasaray'ı bir yere bırakamayız. Hem UEFA Süper Kupası'nı hem UEFA Kupası'nı, arkasından Türkiye'nin dünya üçüncülüğünü, Sertab Erener'in Erevizyon yarışmasındaki birinciliğini, Azra Akın'ın keza dünya güzellik yarışmasındaki birinciliğini. Cumhuriyet deyince elbette Müslüm Gürses'i de hatırlamanız gerekir, Ferdi Tayfur'u da hatırlamanız gerekir, Sezen Aksu'yu da, Tarkan'ı da hatırlamanız gerekir.
Biraz daha doğuya, geriye doğru gittiğinizde Erol Büyükburcu ama en çok da Barış Manço'yu hatırlamanız gerekir. Yani sanat camiasında Neşet Ertaş'sız olur mu? Onu söylemeden, anmadan geçmek, Zeki Müren'i konuşmadan, Cüneyt Arkın'a değer vermeden, Kemal Sunal'ı dillendirmeden ve bugün yaşayan Cem Yılmaz'a atıfta bulunmadan. Yani Cumhuriyet bir bütün. Elbette bilimde Nobel ödülü almış Aziz Sancar Bey'i konuşmadan olur mu? Kemal Tahirleri, Orhan Kemalleri, Necip Fazılları, Nazım Hikmetleri. Ya Cumhuriyet birinin tek elinde değil. Cumhuriyet dallar açmış her bir dalda, her alanda farklı farklı fikirler, farklı farklı insanlar yetişmiş. Bir köylü çocuğunun zirveye ulaşabileceği bir yol açmış. Bunda 100 yıl önce, 200 yıl önce şehirden şehre gidişim bile oradaki kadın ayibine bağlıyken bugün dünyanın bir ucundan bir ucuna gidiyorsunuz. Şahsen kendi adıma söylüyorum. Şurada Maraş'ın bir dağ köyünde dünyaya gelip İsviçre Alplerinde konferans vermek bir hayal. Hayal kıymetli dostlarım. Birazcık da bunu görelim, bilelim. Cumhuriyet erdemdir, kazanımdır. Hele de köylü Türk, etrakı bir idrak Türk diye adlandırılan köylü Türk'ün zaferidir. Bunu kabul edelim. Cumhuriyetten kimler rahatsız oluyormuş diye baktım. Ermeni dönmeleri, Yahudi dönmeleri, Rum dönmeleri, Anadolu'da kalmışlar. Bir şekilde tarikat cemaat hikayesine ayağına milleti sömüren bir düzende yer almış olanlar. Akıl hocaları bunlar. Ama bunların hepsi Türkiye'nin en gözde yerlerinde, tatil beldelerinde yerleri olan adamlar. İstanbul'un en güzel mekanları bu adamlara, bu gruplara sahip. Peki bu adamların yönlendirdiği kitle gariban Anadolu Türk'üne yapıyor, kendi öz değerine hakaret ediyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. En çok şaşırdığım mesele de budur. Yahu arkadaş, adam konuşuyor. Bakıyorsun Ermeni dönmesi, bakıyorsun Rum dönmesi, bakıyorsun Yahudi dönmesi, bakıyorsun adam tarikat cemaat hikayesine ya Arap'tan dönme ya bilmem nereden gelme ama Türk olmadığı %100 ama Türk'ün cumhuriyetine hakaret ediyor. Bu hakaret ettiği ile kalmıyor, arkasında kendilerine kul olmaktan kurtulup vatandaş olma hakkını tanıyan, Allah'a kulluk edileceğini anlatan bir sisteme düşman bir grup kitleyi de Cumhuriyet düşmanı olarak yetiştiriyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Demek ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir meselesini bir kere daha düşünmek lazım. Bu gördüğünüz kitapların yazımında, yapımında emeği olan Yaşar Alparslan Hoca, Allah rahmet eylesin, ilim yolunu bu şehirde açmış önemli simalardan biridir. İlim yolculuğunu sürdürmüş. Allah nasip ederse biz de onun yolundan devam edeceğiz. Onun gibi Saçaklızade'nin, Sümbülzade'nin ya da Hayrettin Maraşi'nin ve daha birçok ilim aliminin Maraş'ta başlattığı ve sürdürdüğü bu yolculukta biz de bir nefer olarak vazife alacağız. Kıymetli dostlar, akıl ve bilimin ışığından şaşmamak gerekir. Bölgemizde yaşanan olaylar yakın gelecekte Türkiye'yi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya getireceğe benziyor. Bu noktada çocuklarımızı uyanık olarak yetiştirmeliyiz. Bizler uyanık olmalıyız, okumalıyız. Çevremizi okumalıyız, insanımızı okumalıyız. Kırmak yerine, ayrıştırmak yerine, algı operasyonlarıyla birbirlerimize düşman olmak yerine kardeş olduğumuzu unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılı, geçmiş 100 yılı kutlu olsun. Gelecek 100. yılının da şimdiden ülkemize ve bölgemize ve dünyaya barış ve huzur getirecek bir yol olsun, bir tarih.